Ilgaz Sınar müthiş bir mücadeleydi. Öyle. Direkten dönen toplar maça damga vurdu. Direktlere getirmedi Trabzonspor. Hele o ilk direkten dönen şutta o gelen sesle futbol sever olarak bizleri mest etti. Değil mi? Halı sahada hissediyor evet. İnsan kendini. Evet, evet. Halı sahada döner ya böyle direkten top. Öyle. Müthişti. Kaleci Doğan da... Cüneyt bilmez ama. kaleci Doğan da mükemmel oynadı. Hani Doğan'ı izlerken hep şunu hayal ediyorsun. Çok iyi kaleci havuzumuz var ama daha işte milli takıma alınmayan İrfan Can Eğri Bayat evet. var. Ataberk Dadakdeniz var Bursa Spor'dan. Şimdi var Doğan Alemdar geliyor. Baya baya var. Onu söyleyelim ilk etapta. Trabzonspor'un hücum organizasyonlarını izlemek büyük keyifti. Özellikle maçın ilk yarısında. Orada yani, Doğan'ı Ümit Birliği takımda tabii. Evet, rezerv takımda. Rezerv takıma giriyor son yani. Son Sırbistan maçında da o vardı kalede evet. Ersin'in yerine. Evet hiç sıkıntı yaşamayacağız biz. Kaleci uzumuz evet. muazzam yani. Onu söyleyelim baştan. Trabzonspor'un ilk yarıdaki hücum organizasyonlarını izlemek büyük keyifti. Şimdi atılan golde herkes Bakasetas'ı konuşuyor ama Bakasetas'tan önce Ekuban ne yapmış daha Vakame ortaya yapmadan önce? Bakasetas nereden gelmiş? Bu çok çok önemli. Ama Bakasetas'ı bu kadar daha fazla bu maç üzerinde değerli yapan oyuncu. Belki de Abdullah Avcı şu anda farklı bir şey düşünüyordur. Keşke şu Flavio'yu daha önce oynasaydım evet, da evet, bugün. Bakasetas'a bu kadar büyük bir konfor alanı sağlasaydım diye. Genellikle eleştirildiği kilit oyuncusu aslında Flavio. Trabzonspor'a güç kattı. 100, kesinlikle. 14 evet. 114 kez top buluşmuş. İnanılmazdı ama tabii şu da var. Hani Bakasetas'ın bugünkü oyunu bir nevi birazcık da Flavio'ya bağlamak evet, lazım. Doğru. Daha önce hep bir Yunus Mallı ile Bakasetas'la onları biraz kaleden uzaklaştırdığınız anda Bakasetas'ı etkisiz kalıyor. Etkinliğini yitiriyor. Çünkü onu nasıl değerlendirmek lazım Bakasetas'ı? Uç bir örnek değil ama aklıma gelen örneklerden birisi. Saşa İliç de böyleydi Galatasaray'da. Evet. Hani evet. kaleye ne kadar yakın o kadar daha etkili. 16 şut çekmiş, 5'i isabetli. 5'i isabetli. Rakamları müthişti. Ama 60 olduğu o kafa şutu Doğan'ın kurtarışı evet, maçın ilk yarısındaki. Evet, evet. Yani gol kadar güzeldi. İzlemesi gol evet. kadar keyifliydi. Müthiş bir maç izledik. Yani sonuç böyle futbola doyduk mu? Evet doyduk. İlk yarı özellikle evet, çok fazlasıyla. Bayağı. Kayserispor karşısında Trabzonspor maçla ilgili notlar da ekranlarınıza yansıyor. 8 sezon sonra ilk kez Kayserispor'u ligde mağlup edemedi. Mağlup edemeden sezonu tamamladı. 2 maçta da yenemedi. Mehmet Emin Uluç çok keyifli bir mücadeleydi. Futbol sever olarak keyif aldık diyebiliriz. Tabii hem Trabzon tarafı hem Kayseri tarafı kaybedilen puanlar için mutlaka üzgündür ama seyir zevki yüksek bir maçtı kabul edin. Fenerbahçe Denizli maçını izleyen var mı? Herhalde. Tabii. Evet. Ben statta izledim de. Canlı o zulümden izlemek sonra, o zulümden sonra bu daha keyifli oluyor. Sana iyi geldi. Tamam anladım. Yani psikolojik olarak futbol oynanıyor bu ülkede hala diyorsun yani. Yok beğenenler de var onu Fenerbahçe bölümünde konuşacağız Fenerbahçe'nin futbolunu. Tabii olabilir yani. Olabilir. Yurcan Bilgiç dün burada şimdi, uzun uzun anlattı bize. Ya onu anlatırız. Tabii ki oradan da olumlu bir şeyler böyle cımbızlayabiliriz ama hani futbol anlamında skor ne olursa olsun bu oyun futbol anlamında güzel. Bu arada buyurucuydu. Mehmet Yılmaz dedi ki Trabzonspor'un şampiyonluk şansı vesaire. Şunu söyleyeceğim ben Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında bir kırılma yaşadığına inanıyorum. Evet. Şimdi tekrar kontrol ettim. O maç eğer berabere bitmiş olsaydı. Ola ki berabere bitmiş olsaydı. Ondan sonra ben Trabzonspor'un kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Hatta o maçın beraberlik de bittiğini varsayıp üstüne Trabzonspor'un bir galibiyet serisi yakaladığını varsayarsak yine. 7'de 7'ydi zaten 8, oraya gelene kadar. 8 puan. 8 puan da şu anda bunun üstüne 8 puan eklersen 64 puan yapardı. Evet. 65 puan yapıyordu Trabzonspor. O maç Trabzonspor'a bir mağlubiyetten çok aslında. Daha fazlası oldu. Hı hı. O maç Trabzonspor orada kalmış gibi görünüyordu ki burada futbola geri döndü. Belki galibiyete ulaşamadı ama futbol olarak tekrar lige geri döndü. Bu arada evet Trabzonspor'un oyununu alkışlıyoruz ama Doğan'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani 18 yaşında bir kaleci direkt skora etki eden bir performans. O Bakasetas'ın bir kafa vuruşunu çıkardı. Evet, evet. Filiki'yi de aynı. Tebrik edelim. Çok iyi açılardan çekti. Bu arada pozisyonu da aynı. 90 artı da herhalde Yusuf vurdu galiba. Bir direkt dibinden altı. Evet. Biz orayı yakalayamadık. Evet, evet. Direkt dibinden altı. Evet. Burada gördüm. 90 artı da yani direkt skoru tayin eden oyuncu oldu. Dolayısıyla onu da ayrıca alkışlıyorum. Keyif aldığımız bir mücadeleydi Serdar Sarı'da. Sezon başından beri hep Beşiktaş için söyleneni şimdi Trabzonspor için de söylemek lazım herhalde. Şimdi Beşiktaş dedi. Aslında önce bir Rasim Kara Hoca'yı tebrik edelim. Bu kadar değerli, güzel kalecilerin olmasının temellerini atanlardan biridir. Kesinlikle. Şimdi kaleci yetiştirebilmen için önce kaleci antrenörünü yetiştirmen evet. lazım. TFF'de görev aldığı dönemde herhalde gene halen TFF'de kaleci antrenörleri üzerinde çok durdular. Kaleci yetiştirme konusu üzerinde çok durdular Ilgaz.
Ben bunu bizzat Rasim Hoca'yla da konuştum. Meyveleri topluyor. Şu an semeresini alıyor. Hatta sezon başında sen Ersin ve Utku için olumlu referansı vereninde Sergen Yalçın'a Rasim Kara olduğunu söylemiştin programlarda. Bu çocukların arkasında dur demiştin Rasim Kara Hoca. Şimdi burada ayrı bir parantez açalım. Kaleciler yetişiyor. Efendim stoperler yetişiyor. Şimdi bu kadar iyi kalecilerin olduğu takımlara gol atabilmek için forvetler yetiştirmen lazım. İnşallah onlar da yetişir. Burak da Cenk'ten sonra forvet gözükmüyor sanki. Çıkarmamız yani. Lazım yeni. Çıkarmamız lazım. Yeni şeyi de ekle bak. Sağ bek, sol bek. En son Mehmet'i hatırlıyorum ben. Burak'tan önce. Yetişmesi lazım değil mi hocam? Tabii ki. Kesinlikle lazım. Çünkü milli takım havuzunda birçok mevki var. Kaleci fazlasıyla var. Çağrılmayan var. Da var. Ama forvet anlamında sıkıntı yaşıyoruz kesinlikle. Tabii ki. Kesinlikle. Şimdi o birinci taraf. İkincisi Mehmet Emin Uluç dedi ki kırılma noktası Fenerbahçe maçı. İki tane kırılma noktası var. Biri pozitif, biri negatif. Pozitif olan Beşiktaş-Trabzon maçı. Ha, burada kazanılan maç. Evet. Bugünkü maçın aynısıydı. Uğurcan'ı geçemedi Beşiktaş. Evet. Bugün Trabzon Doğan'ı geçemedi. Ve o galibiyet Trabzonspor'u ciddi anlamda potaya soktu. Evet evet. O gerçekten. Serinin başlangıcı zaten. Onun başlangıcı oldu galiba ondan. Yanılmıyorsam. Yani Beşiktaş'ı yeniyorsun. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Beşiktaş o yenilgiye rağmen kırılmadı. Beşiktaş kırılmadı. Ama Trabzon'un kırılma noktası da dediğin doğru. Fenerbahçe maçı. Ama sözünü ikisini şöyle bir şey söyleyeceğim. Noktası. Trabzonspor'un bir kadro derinliğine bakalım. Evet. Şimdi bak büyük takımlara bakarken, bu dört büyük takıma bakarken şimdi ne kadar sana. Şeyle başlamış Trabzonspor, eksiyle başlamış. Trabzonspor, yeni bir hoca geliyor. Kadro diyorsun, derinlik bak, yok. Ya, sen bugün oyuna adam sokacaksın. Şimdi yanlış anlaşılmasın burada. Bütün takımlara bakın. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kadrolarına bakın. Birçok oyuncu var ama hocanın elinde şu an hamle yapabilecek oyuncusu çok nadir mi? Kaldı ki bir de hoca hani o kırılma noktaları olmasına rağmen yarışa öyle veya böyle ortak olabilirdi. İlk haftalarda kaybedilen puanlar. Evet. Yani onun enkazı çok ağırdı. Öyle bir enkaz kaldırdılar ki. 7 maç 6 puan var ya Trabzonspor. Oraya kadar gelmek bile mucize. Yine bakmayın bugün Trabzonspor ben çok beğendim gerçekten. Bu kadar olumsuz tabloya rağmen. Hı hı. Abdullah Hoca ile iyi işler yapıyorlar. Trabzonspor bir yandan da bir dahaki sezonun temellerini atıyor. Öyle diyebiliriz. Isı haritası da ekranlara geliyor. Trabzonspor'un ne kadar iyi oynadığını ısı haritası da gösteriyor. Bu kadar kırmızının bol olduğu ısı haritası. Nadir Ilgaz tabii daha iyi bilir. Ben nadir gördüm son zamanlarda özellikle böyle ısı haritası. Alev alev yanıyor yani öyle söyleyeyim. Ben söyleyecektim. Yani alev alev evet. Yanıyor. Hatta pas haritasını getirirsek de sonraki aşamada. Trabzonspor'un pas haritasının da o kırmızının hakkını verdiğini göreceğiz. İlk kere 300 yani. Küsürdü 20. Acaba toplamda ne oldu? Pas mı? Pas. Toplamda pas. Pasa bakalım. Onu da hemen rica ederim. Pas haritası feci. Pas haritası. O bildiğin çatışma çıktı sanki işte orada. İşte pas haritası Ilgaz bu arada. Bakar mısın şuraya Trabzonspor'un işlediği pasa? Yani bu sadece her oya gibi ya. İşte. Her şeyi denemiş. Her şeyi denenmiş. Bir de pas sayısına bakalım. 660. Genel istatistiklerden. Yani acaba, benim önümdeki veri sağlayıcısı 660 diyor ama. Acaba 660 ise şu an geldiğinden... Hemen